Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillahi ve ba'd. Sünnet ne demekti? Tarika, yol değil mi? Tarika. Peki yol deyince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bak karşı sayfada hadis-i şerif var, işaretleyin onu, üçüncü paragrafta. Aleykum bi sünneti ve sünneti hulefâir râşidînel mehdiyyin. Aleyküm nedir? İsmu fiildir. Ne demek? Yapışın, yapışın demek, sarılın. Aleykum bi sünneti, benim sünnetime. Başka? Ve sünnetil hulefâir râşidîn. Raşid halifelerin sünnetine yapışın, değil mi? Diyorlar ki ya bu hadis uydurma. Nereden anladın? Söyle bakayım. Diyor Allah Resulü nereden bilecek ki benden sonra Raşid halifeler gelecek? Zavallı, sen bilmiyor musun ki Allah'ın Kur'an'ında alimul gaybi fela yuzhiru ala gaybihi ahada illa men irtada min rasulin. Allah Teala peygambere gaybtan dilerse bildiriyor. Ayet öyle diyor değil mi? Ne var? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin geleceğe dair hadislerini toplamışlar. İki tane bende öyle kitap var. Nubuatur Resul demek. Ne demek nubuat? İhbaru şey'i kable vuku'i. Olmadan önce bir şeyi haber vermek. Mesela letuftahannel Kustantiniyye. Efendimiz İstanbul'un fethini haber veriyor. Böyle 188 olabilir veya Allahu alem. O yani o aralıkta hadisleri toplamış müellifi. Allah Resulü gelecekten haber veriyor. Peki şimdi o zaman Allah Resulü neden haber vermesin ki benden sonra Raşid halifeler olacak diye? Bunu söyleyen adam bu ayetten haberiyor. Ben ehli Kur'an'ım diyor. Kur'aniyyunum diyor. Mealciyim diyor. Ben sana ayet okuyorum işte. Bak ayet öyle diyor. Alimul gaybi fela yuzhiru ala gaybihi ahada. Kimseyi gayba muttali kılmaz. Ama illa men irtada min rasulin. Peygamber istediği peygambere istediği meseleyi bildirir Allah. Ayet işte bu. Ayet-i kerime. Kaf suresinde. Peki o zaman buradaki sünnetten bunu mu anlayalım? Hayır. Niye? Yani Efendimizin sünnetini anlayalım sadece. Raşid halifelerin sünneti değil. O da sünnet. Ona da ittiba ederiz ama buradaki ehl-i sünnet deyince sadece Efendimizin sünneti. Allah Resulü'nün sünneti. Peki ehl-i sünnet, yani sünnet, ehl-i sünnet vel cemaat diyoruz. Peki sünnet kelimesini neden kullanıyoruz? Sünnet neyin zıddı? Bid'atın zıddı. Aslında İslam kayıt kabul etmez. Madem İslam kayıt kabul etmiyor, neden ehl-i sünnet vel cemaat diyoruz? Nereden alıyoruz bunu? Çünkü Cebriye diyor, Mutezile diyor, Kaderiye diyor. Hepsi ne diyorlar? Biz de Müslümanız. Peki hangisi İslam? Hangisini İslam olduğunu ortaya çıkarmak için ne yapıyoruz? Kayıt düşüyoruz iki tane. Hangi İslam? Bir, içinde sünnetin olduğu, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin olduğu İslam. Ehl-i sünnet, sünnet. Sünnet neyin zıddı? Bid'atın. Bid'at yok. Sünnet olacak bunda. Allah Resulü olacak. Peki, Efendimiz de zaten o yola çağırıyor. Bak, hemen aşağıda ayet-i kerime okuyor. Kul hâzihi, aynı paragrafta. Kul hâzihi sebîli. İşte bu diyor benim yolum. Ne yapıyorum ben yolumda? Ed'u ilallah. Allah'a çağırıyorum. O halde Efendimizin sünnetine biz çağrılıyoruz. Sünnet Allah Resulü'nün yolu. Bak ne diyor ayet? Kul hâzihi sebîli. Bu benim yolum diyor. Ne diyor? Tefsir ediyor sonra. Ed'u ilallah. Ben Allah'a çağırıyorum. Peygamber bizi sünnetinden Rabbe çağırıyor. Ed'u ilallah. Benim yolumun özelliği bu diyor. Ha? Ed'u ilallahi ala basiratin ene ve men ittebani. Peki hem ben çağırıyorum hem bana tabi olanlar. Ya ashabım da onu yapıyorlar. Onlar da ittebani, yani bana tabi olanlar. Onlar da benim yoluma davet ediyorlar. Peki Efendimizin sünneti olacak. İki, başka ne olacak? Vel cema'a, ehli sünneti vel cema'a. Cemaat neyin zıddı? Tefrika.
ayrılmanın, bölünmenin zıddı. Ayrılma, tefrik olmayacak burada. Hani o fırka hadisinde Tirmizi'nin, Ebu Davud'un, İbn-i Mace'nin rivayet ettiği hadiste Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sizden öncekiler bölündü. Siz 73 fırkaya ayrılacaksınız. Bir tanesi fırkayı Naciye olacak. Efendim وَسْنَتَانِ وَسَبْعُونَ 72 tanesi nerede olacak? Onlar da finnari, cehennemde olacaklar. Kim bunlar ya Resulallah diye sahabe sorunca ehlu sünneti vel cemaa, yani sünnet ve cemaat ehli olacak. Peki وَمَا السُنَّةُ vel cemaa, nedir o sünnet ve cemaat ya Resulallah? Yani biz nereden anlayalım o hangi yolun sünnet ve cemaat yolu olduğunu? Ne buyuruyor? Ma ene aleyhi ve ashabi. Ben ve ashabımın yolu. Peki şu an ne yapıyor? Sahabeyi reddediyor. Ebu Bekir'i, Ömer'i, Osman'ı, sahabe, 10 tane sahabi kabul ediyorlar. Reddediyorlar. Peki Efendimiz hangi yol buyuruyor? Kurtulanların yolu sünnet cemaat yolu. Ben ve ashabımın yolu. Şimdi açın şeyi, Kur'an-ı Kerimlerinizi açın. Şu ayet-i kerimeye bakın. Efendim 21. sayfa Celaleyn'den Bakara suresinin 137. ayet-i kerimesi. Bakara suresinin 137. ayet-i kerimesi. Buldunuz sayfanın ortasında. Fein amenu bimisli ma amantum bihi faqad ihtedav. Fein amenu. Peki Cenab-ı Hak şimdi buyuruyor. Eğer onlar kim? Müslüman olmayanlar. Yani fein amenu el yehudu ven nasara. Yahudi ve Hristiyanlar eğer iman ederlerse, fein amenu iman ederlerse ne gibi? بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ sizin iman ettiğiniz gibi. Bak, amente demiyor değil mi? Amente demiyor, ne diyor? Amentum. Amente deseydi Allah Resulüne senin iman ettiğin gibi olurdu. Ne diyor? Sizin iman ettiğiniz gibi. فَاِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا. Şimdi cevap ne? Fakat ihtedav. Oradaki fa faul cevaptır ya da faul rabtir. İn şartiye. Demek ki hidayete ermenin şartı ne? Allah Resulü ve sahabe gibi iman etmek. Çünkü Allah Resulü'nün nasıl iman ettiğini bize ulaştıran kim? Sahabe. O zaman sahabenin olmadığı bir İslam Allah tarafından kabul edilmiyor. Bak Kur'an okuyoruz. Kur'an-ı Kerim bu. Amente deseydi ey işi kardeşim, bak gel buraya, o zaman Hazreti Ömer, Ebu Bekir atamazsın da hadi kendine yol bulabilirdi ama bulamazsın. Kur'an-ı Kerim diyor ki sahabe yoksa İslam da yok orada. Sahabe yoksa İslam da yok. Neden? Bak in şartiye, tamam, iman etmenin şartı, kurtulmanın şartı ne? Sahabe ve Resulullah gibi iman etmek. فَاِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ sizin iman ettiğiniz gibi, sen ve sahabe. فَقَدْ اِهْتَدَوْا işte o zaman kurtulurlar, hidayete ermiş olurlar. Ali Haydar Efendi rahmetullahi aleyh, büyük alim, allame diyor ki şeytan bir gün geldi artık rüyada, orada burada. Peki geldi benimle mücadele ediyor. Veya yakaza hali olabilir, efendim vehimleriyle gelebilir, alime, ulemaya daha çok gelir. Bana diyor, ehl-i sünnetin İslam olduğunu, yegane ve sadece İslam olduğunu neyle ispat edersin diyor. Ben bir ayet okuyorum, o bir ayet okuyor. Yani Cebriye, Kadriye, Mutezile hepsine dair, o da kendince delil getiriyor. Ben sonunda diyor, yıkıldım böyle. Artık delil bulamıyorum ki bu ayet aklıma geldi diyor. Fein amenu bimisli ma amentum, bak tum, siz amentum bihi fekad ihteder, o zaman çekip gitti diyor şeytan. Yani ya da vehmi o zaman bitirdim. Fein amenu bimisli ma amentum bihi fekad ihteder, o zaman haza zikru beyani akideti ehli sünneti vel cemaa. Cemaa sahabe yani. Sahabe.
Yani ehlu sünne vel cemaa ma ana aleyhi ve ashabi. Ebu Bekir Efendimiz, Ömer, Osman onlar gibi.